Merhabalar, ben Yelda Hoca. Bugün sizlerle birlikte İngilizce'de işaret zamirleri anlamına gelen demonstrative pronouns'ları göreceğiz. Bunlar these, that ve those olarak ayrılıyorlar. O zaman şöyle küçük bir tanımla başlayalım. Singular ve plural kelimelerini görüyoruz. Singular, tekil. Plural ise çoğul demektir. Near ve far ise yakın ve uzak demektir. Genellikle gramer kitaplarında ya da konu anlatımı videolarında uzaklık yakınlık ilişkisine göre bir anlatım görebilirsiniz. Ancak her ne kadar ben şu an bunları vermiş olsam bile tek tek anlamlarını verdiğimde siz kendiniz aralarındaki bağı kurabileceksiniz ve ben yakınlarda these, işte uzaklarda that, those kullanılır gibi bir kullanım kuralı size vermeyeceğim. O yüzden cümlelerle birlikte ve kullanım yerleriyle birlikte gördüğünüzde ve anlam vermeye başladığınızda hangisinin yakınlarda ve tekillerde, hangisinin uzaklarda ve çoğullarda kullanıldığını rahatlıkla görebileceksiniz. Öncelikle cümlede kullanıldıkları yerlere göre anlamları değiştiği için biz teker teker her bir kelime için cümleler kurarak işe başlayacağız. Öncelikle this, yani Türkçe'de bu anlamına gelen kelimeyle başlıyoruz. Hem özne hem nesne olarak kullanıldıkları için biz hem özne hem de nesne kullanımlarına bakacağız. This is my umbrella dediğimizde bu bizim özne kullanımımız olacak. This burada gördüğünüz gibi özne pozisyonunda ve sonrasında gelen yardımcı fiil ise tekil yardımcı fiillere gelen is kullanımını görüyoruz. This is my umbrella. Çünkü tek bir tane şemsiyeden bahsediyorum. Ve zaten bu benim şemsiyemdir demek için bunlar veya şunlar gibi bir kullanım, çoğu bir kullanım göstermediğimiz için is yardımcı fiilini kullanmamız en doğrusu olacak. Daha sonrasında this umbrella is yellow şeklinde bir kullanım görüyoruz. Bu ise bize isimli özneyi gösterir. This umbrella is yellow. Bu şemsiye sarıdır şeklinde. Yani illaki benim, senin gibi aitlik bildiren sıfatlar kullanmadan da isim kullanarak da bir öznenin yerini nasıl belirleyeceğimizi görebiliyoruz. İkincisinde ise nesne durumunda karşımıza çıkıyor. I don't want to carry this. Bunu taşımak istemiyorum şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi fiilden sonra kullanıldığı için carry burada taşımak fiilimiz. Fiilden sonra kullanıldığı için nesne pozisyonunda karşımıza çıkıyor. I don't want to carry this umbrella dediğimizde ise yine aynı şekilde ismi niteleyen bir kelime olarak karşımıza çıktı. Bu şemsiyeyi. I don't want to carry this umbrella. Bu şemsiyeyi taşımak istemiyorum şeklinde karşımıza çıkmış oldu. Bir diğeri ise these. Yani bunlar. Ve aslında biz bunu bu karşılığıyla da verebiliriz. Genelde yine gramer kitaplarında ve konu anlatımlarında bunu sadece bunlar olarak görebilirsiniz. Ancak Türkçe'ye çevirdiğimizde bazı cümleleri bunlar kelimesini çok da yakıştıramadığımız için bu kullanımını da tercih edebiliriz. Yani şöyle ki, these are my flowers. Bunlar benim çiçeklerim dediğimizde hiçbir sorun yok ve gördüğünüz gibi özne pozisyonunda kullanmış oluyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey sonrasında kullandığım yardımcı fiil. Neden bir öncekinde is kullandım da bunda are kullandım derseniz, these deyince, bunlar dendiği için ve çoğul bir çağrışım yaptığı için are yardımcı fiilini kullanmayı tercih ediyoruz. Ve zaten gördüğünüz gibi flowers dediğimizde sondaki ler ekinden de bunu kolaylıkla anlayabiliriz. These are my flowers. Bunlar benim çiçeklerim. Özne pozisyonunda gördük. Burada ise yine ismimizi niteleyen bir özne. Yani these flowers are pink and white şeklinde bir cümle görüyoruz. Yine bu çiçekler
pembe ve beyaz diye Türkçemize çevirmemiz gerekiyor. Yani bunlar çiçekler, pembe ve beyazlar diyemeyiz, değil mi? Bu çiçekler pembe ve beyazlar Türkçemize daha uygun olduğu için these'in bir de bu şeklinde bir çevirisi vardır diyebiliriz diye tahmin ediyorum. Nesne konumunda ise I want these, bunları istiyorum derken gördüğünüz gibi yine fiilden sonra kullandığım için kolaylıkla ben bunu nesne pozisyonuna sokabiliyorum. Ama sonrasında yine ismimi niteleyen bir durumda I want these flowers olarak ben bunlar çiçekleri istiyorum diyemeyeceğimiz için ben bu çiçekleri istiyorum şeklinde yine these kullanımını bu karşılığıyla vermiş oluyoruz. Gelelim that kullanımına. That ise şu demek. Yani şimdi these ve that'i o zaman ben tekillerle birlikte görmüş oldum. Hangisinin yakın, hangisinin uzak olduğunu ise anlamıyla alabilirsiniz. This buydu, that ise şu. Yani yanımda olan bir şey için this, uzağımda olan bir şey için that kullanıyorum gibi klişe bir şey söyleyebilirim. O zaman örnek cümlelerinize bir bakalım. That is our car. Şu bizim arabamızdır. Yine aynı şekilde bizim arabamız derken ve that derken ben tekil bir çağrışımda bulunduğu için that'ten sonraki yardımcı fiilimi is olarak seçiyorum. That is our car. Aşağıda ise that car is black dediğimde yine gördüğün gibi ismi nitelemiş oluyorum ve diyorum ki bu araba siyahtır. Özür dilerim. Şu araba siyahtır şeklinde Türkçe'ye çevirmiş oluyorum. Ve sonrasında yine that car tekil bir şeyden bahsettiği için is yardımcı fiilini kullanmış oluyoruz. Nesne konumundayken ise I want that dediğimde şunu istiyorum diyebiliriz. Ama I want that car dediğimde yine gördüğün gibi ben burada ne yapıyorum? Arabayı niteliyorum. Şu araba diyorum. Böylelikle şu arabayı istiyorum şeklinde sonrasında yine bir isim getirerek kullanmış oluyorum. Son olarak those kullanımına bakıyoruz. Yine bundan önce de fark ettiyseniz çoğullarda these kullanımını görmüştük. Bunda da aynı şekilde şunlar bunun evet temel anlamıdır. Ama sonrasında aynı bunlar da yani these'de olduğu gibi ben buraya bir de şu anlamını ekledim. Bakalım Türkçe'ye çevirdiğimizde bana şu anlamını veriyor mu? Those are my bags. Şunlar benim çantalarım. Benim çantalarım derken yine my bags. Burada ler anlamında kullanılan çoğul ekimi görüyorum. Ve those bana yine çoğul bir çağrışım yaptığı için sonrasında are yardımcı fiilini kullanıyorum. Yine bu defa ne yapıyorum? İsmimi niteleyen bir rolde görüyorum. Those bags are white. Şu çantalar beyazdır diyorum. Şunlar çantalar beyazdır şeklinde bir kullanım olmayacağı için şu çantalar beyazdır diyorum. Yine Türkçemize çevirmemizle alakalı bir durum. Nesne konumunda ise I don't want those. Şunları istemiyorum şeklinde bir kullanım olabilir. Ve yine ismi niteler şekilde I don't want those bags. Şu çantaları istemiyorum derken yine şu anlamıyla kullanabiliriz ve ismi niteleyebiliriz. Küçük bir özellikten bahsediyoruz. Kişileri birbiriyle tanıştırırken aynı şekilde biz yine işaret zamirlerini kullanırız. This is Sue and these are her sisters. Gördüğünüz gibi biriyle tanıştırıyoruz Sue'yu ve diyoruz ki bu Sue ve bunlar onun kız kardeşleri. Sue, she öznesi ve tekil bir özne olduğu için gördüğünüz gibi this işaret zamirini kullanıyorum ve sonrasında gelen yardımcı fiilimi is olarak seçiyorum. This is Sue. Bu Sue. Ve sonrasında bunlar da onun kız kardeşleri demek için sisters. Ler yine aynı şekilde çoğul ekinden faydalanılmış. Bu yüzden ne yapıyorum?
these, yani bunlar anlamına gelen işaret zamirini kullanıyorum. Ve sonrasında çoğul bir nesneden bahsettiğim için are yardımcı fiilini kullanıyorum. Ve karşılık olarak da nice to meet you şeklinde tanıştığımıza memnun oldum diyerek diyaloğu kapatmış olduk. Kişilerin kim olduğunu tanıtırken de aynı şekilde biz işaret zamirlerini kullanırız. Bu hem kendinizi tanıtırken hem de bir başkasını tanıtırken olabilir. Bir öncekinde tanıştırırken demiştik, şimdi tanıtırken. Hello, this is Mary speaking. May I speak to Mr. Brown, please? Burada konuşan kişi Mary arkadaşlar. Merhaba, ben Mary demiyor. Hello, I am Mary. Bu şekilde de söyleyebilirdi. Ancak telefon konuşmalarında genellikle açtığınızda Hello, this is Gelda şeklinde veya Hello, işte adınız neyse, this is Mary speaking şeklinde bir cümle kurarsınız. Bu yüzden burada da yine Mary tekil bir özne olduğu için this işaret zamirini kullanıyorum ve bunun için de tekillerle birlikte kullandığım is yardımcı fiilimden faydalanıyorum. That is my mother standing over there. Orada ayakta duran benim annem yani. Şu benim annem şeklinde gördüğünüz gibi ne yapıyorsunuz? Birini işaret ederken aynı bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Şu benim annem ayakta duran. And those are my brothers, Jim and Jack. Ve şunlar da benim erkek kardeşlerim Jim ve Jack şeklinde cümlemizi kurduk. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, gördüğünüz gibi uzaktaki birini söylerken o zaman that diyormuşum. That is my mother. Şu benim annem. My mother yine aynı şekilde she öznesini, yani tekil bir özneyi bana verdiği için is yardımcı fiilinden yararlanıyorum. Ve sonrasında Jim and Jack, yani they oluyor değil mi? Aynı şekilde burada brothers'da da ler ekini görüyorum. Bu yüzden those işaret zamirini kullandıktan sonra, çünkü onlar da uzakta annesinin yanında, are yardımcı fiilinden yararlanıyorum. Şimdi bunlarla ilgili egzersizler yapacağız. Hemen bakıyorum. That mi, those mu şeklinde bir kullanım. Hangisini seçmem gerektiğine karar vereceğim. Burada dikkat etmem gereken şey tekillikleri ve çoğullukları olacak genellikle. Anlamadığınız bir kelime, anlamını bilmediğiniz bir kelime olduğunda lütfen bunların sadece bir araç olarak kullanıldığını ve ilerleyen videolarda üstüne kata kata ilerleyeceğimiz için sizin de bunları anlayabilecek seviyeye geleceğiniz zamanlar olduğunu unutmayın lütfen. Şimdi bakıyoruz. Dress dediğimiz şey elbise. Ama buradaki elbise tek bir tane elbise, yani tekil. Şu looks'u çoğul anlamıyla karıştırmamak lazım. Look, bakmak, ama burada görünmek anlamında kullanılıyor. Dress'ten gelen ve simple present tense kuralına uymuş bir cümle yapısı var. Ama fiillerde biz T takısı kullandığımızda bu ler anlamına gelmez. Benim burada dikkat etmem gereken şey elbise. Elbise gördüğünüz gibi tekil. Orada, burada, şurada ya da şu, o, bu şeklinde bir kullanım olması gerekiyor. Demek ki that veya those, demek ki bu elbise benim yakınımda değil, vitrinde uzaktaki elbiseyi gösteriyorum ve diyorum ki şu elbise ya da o elbise güzel, harika görünüyor şeklinde Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. O zaman ne diyorum? That dress mi? Those dress mi? Tekil bir şey olduğu için that dress diyoruz değil mi? That dress looks great. Did you like blah blah flowers? Yine burada gördüğünüz gibi dikkat etmeniz gereken tek şey isim. Dikkat etmeniz gereken tek şey boşluktan sonra gelen isim. Çünkü bildiğiniz gibi ismi niteliyor. Flowers. Burada işte isimden sonra geldiği için bu setekisi ler ekini bana veriyor. Yani çoğul bir şeyden bahsedeceğim. These mi? These mi? Hangisidir? Did you like these flowers? Ne diyoruz? Bu çiçekleri beğendin mi şeklinde Türkçe'ye çeviriyoruz. Bu çiçekleri beğendin mi? Neden? Çünkü çiçekler derken çoğul kullandık. Whose house is
bla bla. Yine burada house bizim için önemli. Bir de bakın burada is gibi bir ipucum var. Is nerede? Tekillerde kullanılan, tekil yardımcı fiillerinde. Whose'ı possessive adjectives'lerde kimin olarak görmüştük. House ise ev bildiğiniz gibi ve yine tekil bir şeyden bahsediyoruz. Bu yüzden ne diyoruz? Whose house is that? Şu kimin evi şeklinde bir soru yöneltmiş oluyoruz. Böylelikle object pronounslarımızın sonuna geldik. Özür dilerim, demonstrative pronounslarımızın sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.